Herkese merhaba, Erdem Baş ben, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi uzun zamandır Atlanta'dayım, biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da şimdi öğreniyorsunuz. Atlanta'ya önce bir oyunla geldik, sonra kaldım. Biraz dedim buralarda takılayım. Fakat kaldıktan sonra da çok da sevdim. Şimdi size kamerayı her seferinde diyorlar ki senin kafanı görmek istemiyoruz. Lütfen etrafı göster bize. Ben de o yüzden şimdi giriş, böyle bir açılış konuşması yaptıktan sonra şimdi sizlere 1,5 aydır kaldığım siteyi göstereceğim. Genelde böyle sitelerden çok fazla var Atlanta'da. Burası bir site, bağımsız, birbirinden bağımsız evlerin olduğu, evlerin arka tarafında bahçesi olduğu, hepsinin, bütün evlerin genelde garajının olduğu bir site. İşte şöyle düşünün, burası kapalı garaj. O kapalı garajdan içeriye giriyorsunuz salona. Yukarıda 3 tane odası var. Aşağıda salon, mutfak var. Garajı var ve arka tarafta bahçesi var. Böyle bir sitede kalıyorum. Burası hemen hemen buna benzer birçok site var burada. Ben Alfredo tarafındayım. Atlanta'nın. Vallahi açıkçası Atlanta'ya geldikten sonra Atlanta'yı ben sevdim. Yani New Jersey'ye yola çıktık. Malum biliyorsunuz. Dedik ki New Jersey'ye gelelim. New Jersey'ye yerleşelim. Orada çok fazla Türk var. İşimizi orada yaparız. Efendime söyleyeyim. Arkadaşlarımız var. Çok da güzel dostluklar da edindim. Çok güzel insanlarla karşılaştım. Hepsi bana kucak açtı. Hepsi bana yardım etti. Vallahi keyifliydi yani. Daha sonra bütün yaz sonuna kadar, Ağustos 15'ine kadar, Mayıs'ın başından orada kaldım. Hatta çocuklarla falan gezdik. Yani hanımla, çocukla. Bayağı bir yerini gezdik, gördük, öğrendik. Yeni yeni öğrenmeye başlamıştım trafiği, bilmem neyi. Sonra dedim ki burada Atlanta oyunumuz vardı Ağustos sonunda. Dedim ki Atlanta oyunundan önce ortağım, aynı zamanda sahne arkadaşımız, partnerimiz Nevşin burada yaşadığı için dedi ki buraya gelelim. Ondan sonra buraya geldik. Atlanta oyunundan sonra da kaldım. Çünkü buranın havası güzel. Yani Atlanta, Georgia biraz daha böyle şeye düşüyor. Ne denir? South'a düşüyor. Güneye doğru düşüyor. New Jersey biraz daha kuzey bölgesi. Buraya geldim. Biraz gezeyim diye. Atlanta'nın gerçekten hani havası güzel. Güneşi güzel. Çok yeşil bir yer. Yani nasıl denir? Denizi yok ama böyle sanki bir Ege. Ege'de neresi olur? İzmir tam diyemem, denizi yok. Balıkesir tam diyemem. Ama yeşil bir yer yani. Gerçekten yeşil bir yer. Ormanlar, ormanlar, ormanlar yani. Şu anda kuş sesleri geliyor mu size bilmiyorum. Akşamüstü. Tatlı bir havası var. Yani Ekim ayında olmamıza rağmen gayet güzel bir havası var. Yazları biraz yağmur yağdığını söylüyorlar buralarda. Çok fazla yağmur yağdığını ama kışının da hafif geçtiğini, kışın böyle güneşin olduğunu fakat çok da böyle üşütmediğini, karın çok nadir 3 yılda bir, 4 yılda bir yağdığını. Yani New Jersey gibi değil aslında. New Jersey biraz daha nedir onun ismi? Daha sert. Kışın diyorlar ki temizlemen lazım. Kapının önündeki karı temizlemen lazım. Tabii ilk gittiğimde New Jersey çok güzel, çok böyle şey geldi, çok güzel geldi ama daha sonra düşününce, taşınınca biraz ikliminin sert olduğunu anladık buraları görünce. Ya biraz da şeyin etkisi de var. Şimdi şu evleri görüyorsunuz. Bu evler gerçekten böyle site, orta havuzu olan, ondan sonra herkesin kendi bahçesinin olduğu, birbirinden bağımsız evler. Buna benzer evler var. Yani çok site var. İşte böyle townhouse diyorlar. Yani bitişik evler var. Yani sırt sırta yan yana evler de var. Yine herkesin kendi bahçesinin olduğu, kapalı garajının olduğu evler var. Şu evlerin fiyatları New Jersey'de kiralarsan, yani bu square feet'teki evlerin kiraları valla 3500'den başlıyor. Onu da iyi semtlerde, iyi okullar yanında bulursan. O da 4000 doları var yani. Güzel, sağlam bir evde oturmak istersen, böyle bahçeli mahçeli bir evde oturmak istersen 4000 doların su içinde. O da pandemiden dolayı çok fazla artmış fiyatlar. O yüzden diyorlar ki 4000 dolardan aşağı ev bulamazsın. Yani çok aradım. Apartman dairesine girmek, burada apartman mantığı biraz daha farklı. Apartmanlarda
Şimdi bu buradaki evlerdeki en büyük özellik şu: Amerika'daki eve girdiğiniz zaman bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, yani %90'ında böyle bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın, mikrodalga, buzdolabı, ocak, bunların hepsi evin içinde, kiraya dahil. Yani sen aslında beyaz eşya almıyorsun, televizyon haricinde beyaz eşya almıyorsun. O beyaz eşyayla gezmiyorsun yani. Evlenirken hepimiz aldık ya, öyle bir şey almıyorsun. Burada hepsinin var. Evlerin içerisinde bunlardan var. Apartman dairelerinde ise genelde şöyle oluyor. Tabii ki ocaktır, işte bilmem ne, buzdolabı oluyor ama bazı apartmanlarda yok. Çamaşır makinesi yok. Bakın, garajı da göremiyorsunuz. Böyle küçük de bir garajı var, güzel de bir garajı var, tek arabalık. Çamaşır makinesi yok. Laundry diyorlar. Kurutma mutlaka oluyor her evde. Bizdeki gibi çamaşır asma kültürü yok. Çamaşır makinesi yok bazı apartman dairelerinde. Bazı apartman dairelerinde şey yok. Nedir onun ismi? Böyle ısınmayla ilgili sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Soğutmayla ilgili sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. AC olmayabiliyor. Balkon yok. Biz de istedik ki balkonlu bir ev olsun. İşte ne bileyim, apartman daha apartmana çıkıyorsak balkonu olsun ya da en kötü bir bahçesi olsun falan gibi. Vallahi kafamıza göre de bulamadık açıkçası. Atlanta'ya geldikten sonra fiyatları, ev fiyatlarını falan görünce de, açıkçası buradaki ortamı görünce, buradaki Türkler de çok, gerçekten çok sıcak yaklaştılar. Çok iyi, güzel davrandılar, iyi davrandılar. Burada herkes çöpünü kapıya çıkartıyor ve belli günlerde çöpler alınıyor. Yarın bu sitenin çöp günü. O yüzden abla da çöpünü çıkardı. Çok da dikkatli çekemiyorum ki şey olmasın diye. Ha, burada bitiyormuş sitenin burada başlangıcı. Buradan da çıkışı var. Tekrar geriye döneceğim şimdi. Burası çıkmaz sokak gibi. Bir aşağıdan sokak var. Orayı da gösteriyorum size. Ne diyordum? Evet, buraya geldikten sonra, böyle evleri gördükten sonra insan diyor ki neden olmasın ya? Yani burada yaşayamaz mıyız? Buradaki Türkler de gerçekten çok sıcak davrandılar. Yani New Jersey kadar Türk nüfusu olmasa da burada da gerçekten ciddi bir Türk nüfusu var. Çok güzel arkadaşlıklar edindim burada da. Valla açıkçası kararımızı verdik ve dedik ki niye Georgia'ya, niye Atlanta'ya yerleşmeyelim? Neden olmasın deyip. Dedik ki bir ev bakalım. Buralarda nasıl ev buluruz? Valla bu civarda, Alfredta tarafında, Türklerin de yoğun olduğu bir yer. Alfredta, biraz ilerisinde Cumming diye bir yer var. Zaten downtown'a falan, hani o tarafa doğru gitmek, açıkçası orası biraz daha sıkışık. Buralar daha yeşil, daha güzel. Buralarda bir yer olur mu acaba diye düşündük. Ev fiyatlarına baktık. Yani 2000-2500 bandında çok harika, şahane evler var. Bunlar gibi evler var. Bir tane de buldum açıkçası. Bir tane de güzel bir ev bulduk. Bakalım, Ekim sonunda da çıkacağız. Gayet de uygun bir fiyata bulduk. Yani 2000 dolar gibi bir rakama bulduk yani evi. Yani dediğim gibi New Jersey'nin neredeyse yarı fiyatı. Zaten yılda iki defa turne yapacağız, oyun yapacağız. İnşallah gezeceğiz. Burada okul, yani okul açmak gibi, böyle çalıştırmak gibi bir derdimiz de var. Nevşim'le zaten bu işi biraz götürecektik. O Atlanta'dan New Jersey'ye gelecekti. New Jersey'de açtığımız okulu beraber işleyecektik. Dedi ki ya neden olmasın, acaba buraya açsak, burada olsa, buradaki Türkler ilgi gösterir mi? Biraz araştırınca aslında burada da ihtiyaç olduğunu gördük ve dedi ki nasıl olsa ikimiz beraber yapacağız bu işi. O zaman şey yapalım, yani Atlanta'ya yapalım, neden olmasın diye. Öyle bir karar verdik ve Atlanta'ya ya nasip deyip evi de tuttuk gibi bir durum yani. Burada hayat biraz daha rahat, biraz daha ucuz. New Jersey kadar Türk, her Türk şeyi yok, ürünü yok. Yani orada New Jersey'de şey durumu var, yani kokoreç de yiyebiliyorsun, işkembe de yiyebiliyorsun. İşte prova sürecinde biz New Jersey'de prova yaparken Nevşim Atlanta'dan oraya gelmişti. Beni her gün şeye götürmüşlerdi, yani Nevşim ya kokoreç yesek mi, çok özledin deyip
kokoreç yemeye gittik bir gün. İşte bir gün ay pide olsaydı yeseydik deyip pide yemeye gittik. Efendime söyleyeyim ya işte işkembe canım çok istiyor. Hiç günlerdir yemiyorum, aylardır, yıllardır yemiyorum. İşkembeciye gittik. Bir haftanın sonunda sürekli biz Türk lokantalarına gidip Türk yemekleri yediğimiz için dedim ki yani ben Türkiye'den geldim arkadaşlar, yapmayın gözünü seveyim, ben farklı bir şeyler yemek istiyorum. Yani hep Türk yemekleri yemeyeyim falan diye öyle bir makarası da olmuştu. Burada biraz onlardan mahrum kalacağız gibi duruyor. Ama yine burada Türk marketleri var. Bugün mesela bir Arap market diye bana sipariş verdi Nevşim. Dedim ki dur gideyim oradan alayım. Arap market dedi, İranlıların bir marketi. Bayağı Türk ürünleri vardı içinde. Yani Ülker çikolatalı gofret de aldım. Efendime söyleyeyim. Reklamada mı giriyor acaba? Yani çikolatalı gofret de aldım. Çoko prens de aldım. Yani al beni bile vardı. Salça, öncü salça vardı ya. Yani bir sürü Türk ürünü vardı. Sodalar vardı. Beypazarı soda vardı ya. Yani Arap marketlerinde de aslında Türk ürünleri var. Onlardan da bulabiliyorsunuz. Burada o anlamda bir eksiğimiz olmayacak. Klasik şey sistemi var zaten. Amerika'daki gibi, yani New Jersey'deki gibi büyük zincir marketler var. Her şeyi bulabildiğiniz. Costco burada da var. Ondan sonra hatta burada ekstradan başka markalar da var. Velhasıl öyle bir niyetlendik. Bakalım yani. Atlantalı olacağız gibi duruyor. Yani inşallah Allah'tan bir keder çıkmazsa. Yani buradaki işte en büyük faktör aslında yerleşmemizdeki evlerin yeni olması ve gerçekten güzel olmasıydı. Yani şu andaki ortam çok mesela sakin. Sakin insanın ruhunu dinlendiriyor, öyle diyeyim. Yani bizim tuttuğumuz site de bu ayarda bir site. Buna benzer bir site. Sadece evler böyle birbirinden bağımsız değil. Bitişik nizam. Ama yani square foot olarak belki bunlardan biraz daha büyüktür. Yani metrekare olarak biraz daha büyük olabilir. Garajları falan daha büyük. Bakalım. İyi olacak inşallah. Dediğim gibi buradaki seçmemizdeki sebeplerden bir tanesi evlerin hem güzel olması hem de ucuz olması. Bir de bizim çocuk tabii daha ufak, 5 aylık, 6 aylık. Burada en önemli şey malum eğitim. Eğitim olduğu için de açıkçası okullar burada çok iyi. Yani özellikle bu bölgede çok fazla. Okul puanları çok iyi. New Jersey'deki okul puanlarının iyi olduğu bölgelerde zaten kiraların yanına yaklaşılmıyor. O yüzden dedik ki biz bir başlangıç olarak bir bismillah, bir Atlanta ile başlayalım. Ha, buraya çok alışamazsak, hala New Jersey diye yanıyorsak döneriz neden olmasın New Jersey'ye diye. Öyle bir niyetlendik açıkçası. Burada eğitim önemli. Yani okullar önemli. Yani burada pasaportun varsa ya da şöyle diyeyim, oturmana gerek yok. Sen turist vizesiyle geldin buraya çocuğunla. Geçen gün onu anlattı birisi. Eğitim en önemli şey. Eğitim hakkı en önemli şey. Sen buraya geldikten sonra çocuğum okula yazdırıyorum dediğin zaman sana hiçbir şey soramıyorlar ve okula yazdırıyorlar çocuğunu. Devlet okullarına yazdırıyorlar. Çocuğa kayıt yapmak zorundalar. Çocuğa eğitim vermek zorundalar. Biraz o yüzden eğitim sistemi de çocuk odaklı olduğu için açıkçası okulların iyi olduğu, iyi eğitimin alındığı yerlerde yaşamak mantıklı geldi bize. O yüzden bu tarafı seçtik. Evet, Green Card süreci başladı. Herkese inşallah hayırlısı olur. Bu sene biraz daha fazla şey durumu var sanki. Başvurusu insanların çok fazla var. Ya bir de tabii belki biz, hani ben böyle YouTube'da da anlattığım için ya da işte belki bazen de haber olduğumuz için bana inanılmaz böyle çok fazla mesaj geliyor. Yani şöyle söyleyeyim, her gün 10 tane yani Instagram'dan mesaj alıyorum. Green Card'la ilgili ne yapabiliriz? Green Card'la ilgili ne yapabiliriz? Green Card'la çıkar gelirsek Erdem abi bize yardım eder misin? Bize iş bulur musun? Bize bilmem ne yapar mısın? Falan filan. O kadar çok istek var ki yani insan ne diyeceğini bilemiyor bazen. Yani kendiniz başvurabilirsiniz tabii ki Green Card'a. Fakat benim öyle bir bilgim ve yeterliliğim olmadığı için açıkçası ben bir aracı kullandım. Yani arkadaşlarımı kullandım. Onların şirketini kullandım. Şimdi onunla da ilgili soruyorlar. Yani Atakan'la Onur Alp benim bütün işlemlerimi yaptılar. Yani Türkiye'deki başvuruların %80'inin yanlış olduğunu istatistikler olarak biliyoruz. Yazıyorlar, çiziyorlar.
tabii ki kendiniz başvurabilirsiniz. Bütün formu kendiniz elden geçirebilirsiniz ama maalesef daha en başta başvuruda hatalı bilgiler vermekten dolayı insanlar şanslarını kaybediyorlar. O anlamda bana hep soruluyor aracı kurum kim, aracı kurum kim? Benim arkadaşlarım, onların da iletişim sayfaları bu videonun altında. Belki onlarla ilgili bir video da çekeriz. Yani hatta Atakan'la çekmemiz lazım çünkü çok soruyorlar. Onlardan yardım alabilirsiniz. İkinci olarak oyunlarımız devam ediyor. San Francisco oyunu bu video yayınlandıktan 4 gün 5 gün sonra ilk oyunun biletleri bitti. Çok iyi. Yani biz aslında tek oyun koyduk oraya. Fakat oyunun biletleri gerçekten tükendi. Dedik ki ya ertesi gün boş sahasına gitmişken bir oyun daha oynayalım. Ondan sonra şansımıza salon boşmuş. Hemen ertesi güne de bilet açtık. Yani gişe açtık. Kiralayıp salonu. Şu anda da salonun yarısı satılmış vaziyette. Bütün San Francisco, Silikon Vadisi, Palo Alto'daki herkesi bekliyoruz. Oyunlar güzel gidiyor. İlgi çok, rağbet çok. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası. Durumu. Evet. Ya aslanlar anlatacak bir sürü de şeyim var ama aklıma gelmiyor. Videoyu da yokuş çıktım ya. Videoyu da şey yapmak istemiyorum. Uzatmak istemiyorum. Durum budur. Atlantalı oluyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın efendim. Etrafı biraz göstermiş oldum. Hep kendini gösteriyorsun diyordunuz. Videonun yarısında etrafı göstermiş oldum yani. Ne yapayım? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Yorum yapın. Likelayın, beğenin. Bildirimleri açın. Tavsiye edin. Ne bileyim. Kendinize iyi bakın. Bana da arada dua edin. Sevgiyle, barışla kalın. Görüşmek üzere.